falan yazıyorlar. Ay işte çok çirkin. Saçını toplama. İşte ay ne maymuna benziyormuş kız falan. Yani Eyvah zaten ya. gözün bozuk, sıkıntın var senin hayatla alakalı. Git doktora. Hayır ya, bir de ki benle kendini kıyaslayacak bir durumun yok. Senin her şey ortada yani. Evet, Neye orası oraya onun öyle yeri mi, değil yazınca mi? değişiyor mu hayatın senin? Ben bir de yani hani orada güzelim diye oturan bir insan değilim ki. Ben Tabii. orada yorum yapıyorum artık. Çabamız başka. Gazeteciyim ben. Ne alakası var? Çok çirkin de olabilirim. Bunu karıştırıyoruz. Televizyona çıkan Maalesef. kadın güzel olmak zorunda değil. Güzelse bu bir avantajdır tabii ki. Aynen. Ama olmaya da bilir. Oraya güzeliz diye oturtmuyorlar bizi. Bir mesleki birikimimiz var. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz olduğu için oturtuyorlar. Yoksa zaten oturtmasınlar yani. Hani mankenden şeyden bir farkımız kalmaz o durumda. Sunucu Güzel. değiliz yani. İş sunuculuk değil. Başka bir iş o. Yorum yapıyorsun. Ve bir bilginin üstüne yorum yapıyorsun Elbette. yahu. Elbette. Kulağından sana ne? Anladın mı? Kulak nedir yani? Ne diyorsun? Var öyle insanlar olsun. Maalesef. Ya, ne yapsın? Bütün gün oturuyor maalesef. Evde çalışmıyor işte büyük bir ihtimalle. Ona bakıyor laf buna bakıyor. Laf değil mi? Ha, biz de yapıyoruz ya bazen farkında olmadan. Sonra da kızamıyorum. Biz de yapıyoruz. Ama şuna bak, diziye bak, şuna bak, burnuna bak, kaşına bak. Böyle denmez aslında yani, ama Twitter böyle şeyimiz kalmadı, farkında mısınız? Düşünce akışı kalmadı. Kafamızın içinden konuşmuyoruz, Twitter'dan konuşuyoruz. Oradan akıyor düşüncelerimiz yani. Çok fena ve çok tehlikeli bir şey aslında. Tutmuyoruz içimizde kötü. O boyuta gidiyor değil mi? Aynen öyle. Maalesef. Erzum, bir de bir kitabım var. Aşkın 8 Kusuru adında. Şöyle rica edelim arkadaşlarımızdan da şöyle alalım. 2 sene falan alalım. Oldu artık. Bu yenisi geliyor evet. inşallah Haziran'da. Teslim edersem yayın evine bekliyorlar benden. 8 farklı insanın aşk yaşam öykülerini anlatmışsın değil mi bu yani kitapta? Aslında hani aşkın 8 farklı hali gibi bir şey. Çünkü hani aşkın başımıza getirebileceği şeylerden bahsediyor. Orada çok büyük bir aşktan ziyade aşkın sebep olduğu felaketler silsilesi ve sonuçları. Neden 8? Uğurlu sayım. Güzel. 8 cennet, cehennem, doğum, ölüm, bütün sufi ve işte diğer dinlerde hep 8 kutsal bir sayıdır. Astrolojide kutsal bir sayıdır. Sonsuzun işaretidir ya zaten, hani bir kusursuz sayı falan denir 8'e. Tesadüf etti aslında. Hı. Yani hani öyle bir şey yoktu ama tesadüf etti. İyi şans getireceğini düşündüm. 8 oldu yani. Böylece siyah 8 bilardo şeyiyle. Bilardo topu. Evet, bilardo topu de. Da aslında orada kapağındaki espri şey hani böyle bu ne filan dediler. Şimdi 8 top bilardoyu siz biliyorsunuzdur. Birçok insan bilmiyor. En son deliğe sokulması gereken top 8. top. Ve yani oyunu yanlış. Amerikan tabii bilardosunda. Amerikan bilardosundan bahsediyorum. Eğer yanlış oynarsanız kaybedersiniz. Doğru zamanda doğru şeye deliğe sokmanız gerekir o topu. Ya hapı yutarsınız ya da kazanırsınız oyunu. Aslında o biraz onu temsil ediyor. Bu güzel mesajla değil mi? Şimdi şeye geçelim. Evet, BTR'mize geçelim. Sonra kitap hakkında tamam. konuşmaya devam edelim. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir güvenlik sistemini devreye soktu. Artık hastane ve sağlık birimlerine gelen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için kimliklerini avuç içi izi damar tanıma sistemiyle kanıtlamak zorunda olacak. Türkiye'de ilk kez tüm ülke ölçeğinde temel güvenlik önlemi olarak kişilerin avuç içi izi damar yapısı üzerinden kişisel biyolojik şifreleri çıkartılacak. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu yeni dönemde 73.7 milyon vatandaşın şifresini çıkaracak. ...73.7 milyon vatandaşın şifresi. Şimdi ben ilk aklıma gelen şey, daha önce Mernis projesinde malum vatandaşların adres bilgileri daha sonra icra konusu olsun diye avukatlara CD olarak birisi tarafından brute force'la hacklenip CD olarak dağıtılmıştı. 200 liraya falan herkes gidip alabiliyordu. Şimdi bu avuç içi bilgilerimizi acaba kaç liraya alabilecek duruma geleceğiz? İnşallah E-Devlet bu sefer. Buradan da mesajımızı verelim. E-Devlet inşallah bu sefer güvenli bir şekilde bunları kontrol ediyor olur. Çünkü biyolojik şifre dediğimiz şey aynen daha önce Sağlık Bakanlığı'nın itiraz ettiği gibi DNA şifresi kadar önemli bir şifre. O yüzden de bu biyolojik şifrelerin mutlaka çok iyi korunuyor olması lazım. İnşallah bunlar korunur. Kitabında Türkiye'nin ilk playlisti olan kitap evet, bu kitap değil mi? Evet, playlisti vardı. İçinde bir playlist var. İçinden bulamayana internet sitesi vardı. İnternet sitesinde bütün hepsini tıklayıp dinleyebiliyordunuz şarkıları. Onun esprisi de şu, iPod'unuza bu şarkıları koyup çevirirseniz
Bu kitabı daha rahat okursunuz, anlarsınız hani o hissiyatını. Çünkü güzel bir şeydir hani okurken müzik dinlemek. Aslında yani. Burada bir etkileşim görüyorum. Yani kitap var, bir de müzikle etkileşimini sağlamaya çalışıyorsun. Başka nasıl etkileşimler sağlanabilir bir kitapla? Yani hani e-kitap senin çok uzman çok olduğun da evet. Çalıştığımız uzun yıllardır emek verdiğimiz bir sektör. Buradan sonra aslında e-kitap sayısal aslında biz şu an Türkiye'de sayısal göçü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani bildiğimiz basılı yayınları olduğu gibi sayısal ortama. Daha sonrasında bunun Z-kitabı. Z-kitaptan kastımız tabii fikren kitabın herhangi bir sayfasında bir resim var. O animatif şekilde dönüyor. Daha sonrasında multimedya book versiyonu. Bu multimedya book'a çıktığınız zaman multimedya e-kitap dediğiniz iş aslında biraz kitaptan farklı, fazladan resim, fazladan video, fazladan link eklenen ve görsel ögelerle yani kitabın içerisinde herhangi bir linki tıkladınız, o web sayfasına gittiniz. Tabii bununla birlikte şöyle riskler de var. Yani kitaptan çıkıyorsunuz, tekrar o kitaba geri dönmek zorlaşabiliyor. Bu yüzden hani kavramlar şu şekilde, e-kitap, z-kitap, multimedya book ve e-learning management şeklinde. Çok daha hızlı ilerliyor. Aslında dünya şu an itibariyle multimedya book ve e-learning management'ta çok yol aldı. Ama biz maalesef Türkiye'de hani belli temel sebepler var, üzerine konuşuruz. O temel sebeplerin hayatımıza girememesi, işte tabletlerin çok geç girmesi ya da akıllı telefonların hayatımıza bir süredir çok hızlı girmesi. Ancak telefonun sadece bir cihaz olduğunun ancak farkına varılması. Çünkü aldığınız cihaz aslında bu tablet de olabilir, mobil cihaz da olabilir. Aslında sadece bir donanım. Siz oradan işte Twitter, Facebook vesaire, e-kitap, e-kitap kanalları farklı, video, müzik ya da video kontenti satın alma zamanını, evresini biz aslında çok geç fark ettik ülke olarak. Yani çok az sayıda insan bu cihazların hakkını vererek kullanıyor. Asıl temel sorun buradan kaynaklanıyor. Hala cep telefonunun cep telefonu ve mesaj cihazı. Mesajlaşma. Yani mesaj dönemi aslında hani global vizyonda operatörlere baktığınızda WhatsApp diye bir uygulama var ki WhatsApp ve türevlerinden dolayı SMS gelirleri dip yapmış durumda. Evet. 2000, çok fonksiyonel bir şey. Ama zaten bir de operatörler arasında yanlış hatırlamıyorsam SMS konusunda bir centilmenlik anlaşması var. Birbirlerine var. SMS atarken. En ciddi roaming. Para kazandıkları yerlerden bir tanesi SMS. Evet, çünkü 1 liranın üzerinde bir fiyatla neredeyse faturalandırılıyor. Ve hepsini operatörün kendisi alıyor. Multi operatör bile olsa SMS tek taraflı alıyor. Bu yüzden de işte aslında hani kampanyalarda göreceğiniz şekilde işte 10 bin SMS aslında tüketici bunun 100 tanesini bile kullanmıyor. Özellikle gençlerin üzerine oynanan kampanyalarda işte 15 bin SMS yok 20 bin SMS ama kullanıcıya baktığınızda kullanım detaylarına oranlarına baktığınızda 1000 tanesini bile kullanmayan en iyisi 1000 tanesini kullanmış ya da çok kullananları var ki onlar da işte biraz akıllılık yapıp öğrenci paketi üzerinden bulk SMS basmak isteyen aslında kurumsal firmalar. Onu da hemen operatörler fark edip banlıyor ya da engellemeye çalışıyor bir şekilde. Peki e-kitaba geri dönecek olursak. E-kitap mesela e-kitap çıkarmak isteyen insanların ne yapması gerekiyor? Şimdi, çünkü Türkiye'de her şey birbirine karıştırıyor. Ben IPTV Derneği'nde aynı şeyi yaşıyorum. IPTV Derneği'nin genel başkanıyım diyorum. Karşı taraftan gelen cevap biz de bir IPTV kurmak istiyoruz. Siz IPTV kuramazsınız çünkü hani IPTV platformları zaten belli, lisanslamaları yapıldı. Sizin IPTV lisansını almanız zaten maliyetleri çok yüksek. Evet. Kanal olabilirsiniz diyorum. Burada da benzer bir durum muhtemelen karşılaşıyorsundur. Yani e-kitap deyince herkes bir e-kitap da biz çıkaralım ya da bir e-kitap platformu oluşturalım diyorlardır. Burada yaptığımız aslında basit yayıncılarla birebir görüşmeleri biz yürütüyoruz. Yayıncıyla ıslak imza sözleşmeyi ve sanal dijital sözleşmemizi de gönderdikten sonra yayıncının Facebook'a resim yüklemek kadar kolay bir arayüzümüzde PDF'lerini yüklemesini ve o kitabı zenginleştirmesini sağlıyoruz. Ama Türkiye'de Android tarafında çok hızlı büyüyen ve lider olan bir markanın e-kitap platformunu yapıyoruz. Aynı zamanda perakende sektöründe kendi ödeme sistemi olan bir perakende zinciriyle e-kitap platformu, bir operatörün e-kitap platformu ve mobil pazarlama tarafında aslında hani bir ürününüzü aldığınızda içinden bu cips olabilir, kola olabilir. Hani bir e-kitap kullanıcı adı şifresi çıkmasını sağlayacak kampanyalar türetiyoruz. Bu şekilde de aslında 1 milyon 250 bin TL'nin üzerinde 3 ayda
çok ciddi bir e-kitap geliri yakaladık. Satabiliyorsunuz yani. Evet, çok ciddi anlamda. Evet, evet. Çok bilinen bir şey değildir. Ama hani hiç böyle bir şey, böyle bir para kazanıyorlarsa i̇şte aradaki... bana göndersin yayına, üstüne yatmasın. Aradaki... Eyvah. Eyvah. Şimdi belki bizim... e-book'la yapmak lazım. Ha işte e-book'u var. E-book. Var. Kitabın e-book'u var. Ama şu ana kadar, kitabıma kadar çok önemli bir ayrıntı. Bizim farkımız burada çok net şu şekilde özetlemem gerekirse. Biz tekil satışlarla e-kitap pazarının Türkiye'de büyüyeceğini öngörmüyoruz. Hmm. Yani ilk önce kullanıcıya değmemiz gerekiyor. Yani sizin okurunuzun ilk önce bir e-kitap nedir demesi için ona ilk önce ücreti herhangi bir marka tarafından ödenmiş. Bakın ücretsiz demiyorum. Anladım. Ücreti herhangi bir marka tarafından ödenmiş e-kitabı biz kullanıcıya ücretsiz sunuyoruz. Mesela cihaz üreticisiyle yaptığımız kampanya bir cihaz satın alındığında içinden 5 tane e-kitap ücretsiz olarak çıkıyor. Hmm. Ve ona zorunlu olarak sunulan 5 tane kitap değil. Yani bir yayın havuzumuz var yayıncılarla anlaşmamızda. Aynen. Oradaki 600-700 tane, 1000 tane içerikten, ki 3000 tane içerik var ama havuzda ücretsiz olarak yani kampanyaya katılan 1000 tane içeriğimiz var. O içeriklerden istediği 5 tanesini kullanıcı indiriyor. Aynen. Soruna gelecek olursan Atıf, Türkiye'de bir e-kitap yapmak için ilk önce bir yayın evine ihtiyaç var halen. Çünkü yayıncıların temel korkusu e-kitapla birlikte yayıncılık camiasının, yayın evlerinin özellikle biteceği yönünde bir korkusu var. Aslında tam anlamıyla bu doğru değil. Biz çünkü e-kitap tarafına baktığımızda basılı kitapla e-kitabın Amazon verileri de dahil olmak üzere düşman kardeşler olduğunu düşünmüyoruz. Evet, düşman kardeşler mi değil mi, bunu küçük bir reklam arası veriyoruz, sonrasında tekrar konuşacağız. Siz de Türkiye'nin ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketiyle tanışın. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Asya Emeklilik. Uf, gelmek üzereler. Nasıl yetiştireceğim ben bunların hepsini? Biz ne güne duruyoruz tatlım? O zaman sen sosu karıştır, sen de soğanları doğra. Hı? Tamamdır. Ay ay, dikkat et, yanacak ayaklarım. Merak etme tatlım, bu ocak özel. Nasıl yani? Yüzeyi ısınmıyor, dolayısıyla eli falan yakmıyor. Yani bu ankastre üçlüsü geldi geleli, misafir hiç eksik olmadı. Kaynatma. Tamam. Ben işinde bu kadar usta bir şef görmedim ha. Aynı anda iki yemek pişiriyor. Kokular birbirine karışmıyor. Güzel. Ay, bu davlumbaz da pek sessiz. Hem de çok havalı. Hadi, bekleyin, bekleyin. Teşekkürler çocuklar. Geldiler. Pişt, çek elini. Kime diyorum? Hadi, herkes yerine. Hadi gel. Pişt. Hoş geldiniz. Vestel Ankastre serisiyle evin kalbi mutfakta atar. Vestel, dost teknoloji. Diyor ki, şimdi Nissan Qashqai alanlara panoramik cam tavan hediye. Yazın keyfini çıkarmak için hadi Nissan bayilerine. Bu cuma, cumartesi ve pazar tüm Carrefour'larda 16 jant çocuk bisikleti 149 lira 90 kuruş yerine 6 taksit fırsatıyla 109 lira 90 kuruş. Carrefour hipermarketlerinde ise iPhone 4S 16 GB 1999 lira yerine 1799 lira. Üstelik 12 taksit fırsatıyla. Carrefour'dan. Geceleri burun tıkanıklığım yüzünden rahat nefes alamıyor, rahat uyuyamıyordum. Sonra Breathe Right'ı denedim. Ve anında daha rahat nefes aldım. Artık daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku, daha güzel bir gün. Breathe Right. Merhaba, ben Tanzanya'dan Zuhana Cuma. 17 level Türkçe öğrendim. Bir de iki dinleyip bir susmak lazım. Onu öğrendim. İnsanlık el ele. Bayram o bayram olur. 10. Türkçe Olimpiyatları. We'll be right back.
Galata Gençlik Festivali ile geçen sene Türkiye'nin dört bir yanında 1 milyonu aşkın kişiyi coşturan Megastar Tarkan.